yeryüzünde kıyametin gerçekten çok yaklaştığını gösteren Dabbetül Arz gibi, güneşin batıdan doğması gibi alametler ortaya çıkacak. Ama bu insanlığın ilgisini çekmeyecek. Bu da enteresan bir şeydir. Yani güneş batıdan doğduğu halde ve bunun arkasından hemen arkasından kıyamet kopacağı halde ona ansızın kopacak diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bütün bu işaretlere baktığında güneşin batıdan doğması gerçekten olağanüstü bir şeydir, emsalsiz bir şeydir. İnsanlığın bundan bir ders çıkarması gerekir değil mi? Normalde baktığımızda güneş batıdan doğuyorsa ya Müslümanların böyle bir iddiası vardı. Eyvah tamam biz gittik Öleceğin diyoruz. yoksa da korkudan ölürsün herhalde. Ama işte öyle olmayacak. Neden? Bakın bizde bugün hakim olan, İslam dünyasında da maalesef kısmen hakim olan bir düşünce vardır. Mucize inkarı. Mucizeleri inkar ederiz. Neden? Çünkü bizim meselelere pozitif bilimler ışığında, profan bir mantıkla, rasyonalist bir bakış açısıyla bakmamız öğretildi bize. Her şeyi bilimle, bilimsellikle, aklilikle izah etmeye yatkın bir zihin yapısıyla yetiştik biz. Dolayısıyla mucize inkarı da buradan geliyor. Hazreti Musa az önce söylediğiniz İsrailoğullarıyla Kızıldeniz'i yararak geçti. Firavun'un ordusu gelirken Kızıldeniz kapandı ve onlar orada boğuldular. Şimdi çağdaş bir kısım müfessirler bu meseleye nasıl yorum getiriyorlar? Orada bir medcezir oldu. Hazreti Musa ve ordusu geçerken sular çekildi. Kıyı Firavun oldu, geçti, yükseldi. yahut işte Ebabil kuşlarının Ebrehe'nin ordusunu Kabe'yi basmaya giden Ebrehe'nin ordusunu helak etmesi, siccin dediğimiz taşları atarak. Başta Muhammed Abduh olmak üzere modern dönem bir kısım müfessirleri diyorlar ki bu çiçek mikrobudur. Kuşların ayağında çiçek mikropları vardı. Onu Ebrehe'nin ordusunun askerlerine bulaştırdılar. O orada bir salgın hastalık olarak. Şimdi mucizeyi böyle aklileştirmeye başladığımız... Ama o ebabil kuşları ya, benim üniversitedeki fizik hocam, yani ki kendisi de böyle çok muhalefet olur derdi. Benim çok ilgimi çekmişti. Bilmiyorum, belki Evet. yanlıştır ama şimdi fizikte bir limit hız vardır hocam. Yağmur da yağar. Aslında işte onun bize ulaşana kadar bir limit hıza ulaşması deler geçer bizi. Diyor ki Allah-u Teala fizik kanunlarını kaldırdı bence orada. Evet. Ve o atılan, bırakılan taş küçücük de olsa limit hıza ulaşmadı ve o hızla, ivmelenerek hızlandı ve tabii ki helak etti. Ya aslında bilimsel bir açıklama da bulunmuyor değil her konuyu, onu da İşte söylemek sıkıntı istiyorum. burada. Biz her mucizeyi böyle bir bilimsel izaha kavuşturduğumuzda belki rahatlıyoruz. Öyle zannediyoruz. Ha demek ki kabul edilebilir bir şeymiş diyoruz. Böyle düşünüyoruz. Ama bu doğru değil. Yani mucizeyi bilimsellikle, bilimsel izahlarla açıklamaya kalkıştığınız andan itibaren o mucize olma vasfını kaybeder. Ve sizdeki mucize inancını zedelemeye başlar. Her şeye bilimsel bir izah getirmeye kalkarsınız. İzah edemediğiniz şeyleri inkar etmeye başlarsınız. Hazreti İbrahim ateşe atıldı ve yanmadı. Nasıl izah edeceğiz bunu? Ya saçma sapan yorumlar yapacağız. Hermenötik dediğimiz iştigal sahası burada imdadımıza yetişecek tırnak içinde. Diyeceğiz ki Hazreti İbrahim işte şirkin hakim olduğu bir cehennemi atmosferde yaşıyordu. Şirk ateşinin ortasında yaşıyordu ama o ateş onu yakmıyordu değil. Şimdi bu bir tevildir. Ama Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı vakasını o hakiki anlamı ortadan kaldırmıyor. Belki bizi rahatlatıyor ama bizde ciddi bir tahribat yapıyor. Mucize dediğimiz şeyi aklileştirmeye başladığımız anda aslında başka bir operasyonun nesnesi olmuş hale geliyoruz. Nedir o? Akli verileri, tırnak içinde bilimsel bilgiyi hakikatin yerine ikame etmek. Vahyin yerine hatta ikame etmek. Bu tehlikeli bir şeydir. Bunu yapmaktan sakınmak lazım. Dolayısıyla güneş batıdan doğduğunda o gün yaşayan insanlar buna bir bilimsel izah getirecekler. Bunun fizik kanunları çerçevesinde bir izahı olacak. Ne bileyim ben, bir gök taşının işte dünyanın yörüngesini ya da dönüş tarzını etkileyecek biçimde dünyanın yörüngesine girmesi ya da buna benzer başka bir kozmolojik hadise
dünyanın doğudan batıya değil, batıdan doğuya doğru dönmesi şeklinde insan tarafından algılanacak bir sonuca yol açacak. Bunu o zamanın fizikçileri, astrofizikçileri izah edecekler şüphesiz. Ve diyecekler ki bu çok normal bir kozmolojik hadisedir. Biz buradan baktığımızda, vahiy penceresinden, nebevi, nübüvvet penceresinden baktığımızda işte güneşin batıdan doğması budur diyeceğiz. Ama o zamanın insanı bunu hala fizik kanunlarıyla açıklamanın rahatlığını yaşayacak. Hı hı.